Şu anda beklentiler yüzde on altı emekli zammı üzerinde. Şimdi böyle bir rakamı telaffuz etmek için çok erken. Sebebi biliyorsunuz şu anda yuvarlak hesap yüzde dört aylık enflasyon toplamı yüzde on iki. Şimdi Kasım ayınınki üç Aralık'ta, Aralık ayınınki de üç Ocak'ta enflasyon rakamları Türkiye Esası Kurumu tarafından ilan edilecek. Buradan da Türkiye Esası Kurumu'nu emeklilerin emeklerin temsilcisi olarak uyarıyorum. Kesinlikle ortaya koydukları rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Daha böyle efendim oturdukları yerden bu rakamları e, ilan etmelerinin hiçbir anlamı yok. Efendim Çıksınlar vatandaş gibi çarşıyı, pazarı, her yeri geçsinler, görsünler. Halkın içinde bulunduğu sıkıntıyı bizzat kendi işlerinde yaşasınlar ve gerçek rakamları ilan etsinler. Tavsiyem budur. Onun için hiç kimse böyle afaki rakamlarla e, milyonlarca emeklinin hayatı hakkında veya milyonlarca işçinin, memurun hayatı hakkında ezbere konuşmasınlar. Tavsiyem budur. Peki beklentiniz nedir? Yani efendim yaşadığımız hayat ortada insanların beklentisi insan yakışır bir hayatı yaşamak istiyor. Bunu da e, sağlama görevi ülkeyi yönetenlerin, yönetimine talip olanların. Hiç kimse bu milyonlarca insanın e, umuduyla oynamasın. Tavsiyem budur. E, beklenti insan yakışır bir hayatı yaşamak için e, bir onu geçindirecek bir rakamı vermeleri gerekir. Buradan da yani rakam çok net belli. Asgari ücret için konuşuyorlar. Şunun için, bunun için, emekli için. Bunlar çok doğru şeyler değil. Bakın insanların hayatını tespit edersiniz. Kuruluşların Türkiye'deki dört kişilik çekirdek ayının açlık rakamı belli, yoksulluk rakamı belli. E şimdi bu milyonlarca insan açlık rakamının içinde inim inim inliyor. Ya yani önce bu açlığı ortadan kaldırma görevi var. Ülkeyi yönetenlerin bu topluluğu rahat ettirme görevi var. İnsan gibi yaşatacak bir ücreti verme görevleri var. Bu sadece tabii ülkeyi yönetenlerin değil, buradan insan çalıştıran işverenlerin de e, çok duyarlı olması lazım. Öyle küçük rakamlarla insanların umuduyla oynamasınlar. Şu an emekli aldığı bir geçenebiliyor şey Ya mümkün mü? Emeklinin yani en düşük emekli maaşı 12.500 liraya. 12.500 liraya yaşadığınız Ankara'da gece kondu bile yok artık. Kiralık gece kondu bile yok. Onun için 12.500 lira mümkün değil insanın yani hayatını idame ettirmesi bakımından mümkün olmayan bir rakam. Dedim ya işte, dedim ya, ya şimdi dört kişilik çekirdek ayrı açlık sınırı 20.500 lira. E şimdi bunu emekliyi hadi dört kişi düşünmüyorsunuz kabul edelim ama onun insan yakışacak bir ücreti mutlaka alması gerekir. Yani zaruriyete, medeni ihtiyaçlarını, zaruri giderlerini karşılayacak bir ücreti mutlaka alması gerekir. Yo şu anda bu hassas konu bu rakamlar üzerinde konuşuyoruz. Ama ya bu rakamlarda şunu şöyle şöyle diyelim diye kendimizi bağlamanın anlamı yok. Çıksınlar piyasaya, kara kış kapıda. Yakıt ne olacak? Efendim ulaşım ne olacak? Sağlık ne olacak? Beslenme ne olacak? Ya yıllar, aylardır evine bir kilo kıyma girmeyen, et girmeyen aile var. Yazık günahtır yani. Türkiye böyle bir sıkıntıyı yaşamamalı. Tavsiyem, herkes sadece Bizim gibi kuruluşlar değil. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Ben emeklinin hayatına dokunduğunuz için, araştırdığınız için teşekkür ediyorum emekler adına. İnşallah faydalı olur.